Size bu videomda Sultan 4. Mehmet'in hayatını anlatacağım. 4. Mehmet veya Avcı Mehmet adıyla da anılır. Doğum tarihi 2 Ocak 1642 İstanbul, ölüm tarihi 6 Ocak 1693 Edirne. 19. Osmanlı Padişahı ve 98. İslam Halifesidir. Padişah İbrahim'in Turhan Sultan'dan olan oğludur. Babasının tahttan indirilmesinin ardından 1648'de 6 yaşında tahta çıkan en genç padişah oldu. Ava düşkünlüğünden dolayı Avcı lakabıyla anılmıştır. 39 yıllık saltanatıyla 1. Süleyman sonra en uzun süre hükümdarlık yapan Osmanlı padişahıdır. Döneminde mimari alanda birçok faaliyet gerçekleştirildi. İnşaatı 60 yılda bitirilemeyen yeni cami ve külliyesi tamamlandı. 1658-1680 yılları arasında Rumeli ve Anadolu hisarlarını tamir edildi. Mısır Çarşısı, Hünkar Kasrı, Köprülü Külliyesi, Sahtanbolu Köprülü Mehmet Paşa Camii, Vezir Köprü Fazıl Ahmet Paşa Külliyesi, İncesu Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii ve Kervan Sarayı inşa edildi. Sultan 4. Mehmet'in ilk yılları. Saltanatının ilk yılları karışıklık içinde geçti. Bu dönemde devlet yönetimine babaannesi Kösem Sultan kadar annesi Turhan Sultan da karıştı. Zamanla iki kadın arasındaki rekabet giderek arttı. Kösem Sultan 4. Mehmet'in tahttan indirerek Turhan Sultan'dan kurtulmak istiyordu. Ancak bu planı öğrenildi. Kösem Sultan 1651 yılında Turhan Sultan'ın adamları tarafından öldürüldü. Sultan 4. Mehmet yönetimi. 1652 yılında mali durumu düzeltmesi için Tarhuncu Ahmet Paşa'yı sadrazam yaptı. Gereksiz giderleri azaltan ve tüm görevlilere vergi koyan sadrazam devletin gelirini arttırdı. Ancak rakipleri tarafından padişahın gözünden düşürüldü ve öldürtüldü. Ardından gelen sadrazamlar devlet işlerinin daha da bozulmasına neden oldular. Askerin bir bölümüne ayarı bozuk para verilmesinden bir bölümüne ise hiç aylık verilmemesinden ötürü İstanbul'da ayaklanmalar çıktı. Ayaklanmaların padişaha verdikleri bir listedeki 30 devlet adamı ve saray ağası öldürtüldü ve cesetleri Sultan Ahmet Meydanı'nda bir çınar ağacına asıldı. Bu olaya vakiye çınar olayı denmiştir. 1656 yılında Kale Boğazı önlerinde Venedik donanmasıyla yapılan savaşta Osmanlı donanması ağır bir yenilgi aldı ve Bozcaada ile Limni Venediklilerin eline geçti. Ayrıca Çanakkale Boğazı kontrol altına alındı. Bu durum İstanbul'da büyük bir paniğe yol açtı. Aynı yıl içinde iç ve dış sorunlara çözüm bulmak üzere Turhan Sultan tarafından sadrazamlığa Köprülü Mehmet Paşa getirildi. Köprülüler dönemi. 4. Mehmet ve Turhan Sultan'dan tam yetki alan Köprülü İstanbul ve Anadolu'da güvenliği sağladı. Venediklere yenilgiye uğratarak Bozcaada ve Limni'ye geri aldı. Ölümünden sonra yerine Fazıl Ahmet Paşa geldi. Fazıl Ahmet Paşa Avustralya'dan Uyvar Kalesi'ni alıp Vasvar Anlaşması'nı imzaladı. Venediklilerden Girit'teki Kandiye Kalesi'ni aldı ve 24 yıl süren Girit Savaşı'na son verdi. 4. Mehmet sadrazam ile birlikte Lehistan seferine çıktı ve 1672 yılında Bucaş Anlaşması'nı imzaladıktan sonra Edirne'ye döndü. Lehistan anlaşma şartlarına uymaması yüzünden ertesi yıl yeniden sefere çıkıldı ve savaş 1676 yılında son buldu. Aynı yıl Fazıl Ahmet Paşa ölünce 4. Mehmet sadrazamlığa Köprülü ailesinin yetiştirdiği Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'yı getirdi. 4. Mehmet sadrazamla birlikte Rusya'nın ele geçirdiği Çehrin Kalesi'ni geri almak için sefere çıktı. Kalenin alınmasının ardından 1678'de Edirne'ye döndü. 1681 yılında Ruslarla 20 yıl süren bir barış anlaşması yapıldı. Yine bu dönemde Eylül 1675'te İngiltere ile imzalanan bir anlaşmayla 1. Elizabeth döneminden beri bu ülke tanınmış olan imtiyazlar sistemli bir şekilde özetlendi ve söz konusu imtiyazlar ve kapitülasyonlar yürürlükte olduğu belirtildi. 4. Mehmet döneminin en önemli olayıdır. 4. Mehmet'in sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ordu ile birlikte Viyana'ya kadar gitmiştir. Kuşatma esnasında Belgrad'da bulunan padişah kuşatmanın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra İstanbul'a dönmüştür. 1683 yılında gerçekleşen kuşatma 2 ay sürmüş. Tuna Nehri'nin kuzeyinden gelen düşman kuvvetleri yüzünden Osmanlı ordusu iki ateş arasında kalıp ağır kayıplar vererek Belgrad'a çekilmiştir. Yenilginin sorumlusu olarak görülen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Belgrad'da idam edilmesi sonrasında sadrazamla Kara İbrahim Paşa getirilmiştir. Kuşatma sonrası.
Kuşatmanın ardından Avustralya, Lehistan ve Venedikliler birleşerek karşı saldırıya geçtiler. Bu dönemde Estegron, Peşte ve Budin kaybedildi. Venedikliler Ayamavra, Preveze, Mora ve Atina'yı ele geçirdiler. Ordu Mohat Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğratıldı. Tüm bu gelişmeler 4. Mehmet'e karşı bir güvensizlik yarattı. Ordu ayaklanarak padişahın tahttan indirilmesini ve yerine kardeşi Süleyman'ın geçmesini talep etti. Bu talep kabul gördü ve 4. Mehmet 1687'de tahttan inmek zorunda kaldı. Sultan 4. Mehmet tahttan indirildikten sonra iki oğluyla birlikte Edirne Sarayı'na kapatıldı ve hayatının sonuna kadar burada kaldı. Cenazesi İstanbul'a getirilerek Eminönü'nde Yeni Cami Turhan Valide Türbesi'nde annesi Turhan Valide'nin yanına defnedildi. Sultan 4. Mehmet'in ailesi. Eşleri. Birinci eşi Emetullah Ramiya Gülnüş Sultan, ikinci Mustafa ve üçüncü Ahmet'in annesidir. İkinci eşi Afife Sultan, üçüncü eşi Rabia Sultan, dördüncü eşi Cihanşah, beşinci eşi Nevruz, altıncı eşi Gülnar Hatun, varlığı Kuşkuludur. Yedinci eşi Gülbeyaz Hatun, sekizinci eşi Duriye Altun. Erkek çocukları. Birinci Sultan ikinci Mustafa, ikinci Sultan üçüncü Ahmet, 3. Şehzade Selim, annesi Rabia Sultan 1659-1679, 4. Şehzade Mahmud 1660, 5. Şehzade İbrahim, annesi Afife Sultan 1665-66, 6. Şehzade Beyazıt, annesi Rabia Sultan 1678-79, 7. Şehzade Süleyman 1681-85. Kız çocukları. 1. Hatice Sultan, annesi Emetullah Rabia Gülnüş Sultan 1662-1743, 2. Ummi Sultan Rabia Sultan, annesi 1668-1670, 3. Ümmü Gülsüm Sultan, annesi Emetullah Rabia Gülnüş Sultan 1670-1700, 4. Gevhar Sultan, annesi Gülbeyaz Hatun, 5. Safiye Sultan, 6. Fatma Sultan, annesi Emetullah Rabia Gülnüş Sultan 1680-1700. Arkadaşlar, abone olmayı beğenmeyi unutmayalım.